Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bu soruyu her zaman söylüyorum ama hiç kimse video yorum yaparken iyiyiz siz nasılsınız?" diye bir yorum yapmıyor ama olsun, canınız sağ olsun. Ben yine de sorayım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Neyse. Bugünkü videomuzun amacı biliyorsunuz 15 Temmuz'da bir güncelleme var. Herkesin de bildiği gibi 4 kademeli yani 4 aşamalı bir güncelleme gelecek. Umarım oyuna bir zevk verir, Umacım, umarım oyuna bir amaç verir, umarım oynayan arkadaşlar biraz daha oyundan keyif alır diyelim ee, diye ümit ediyorum. Yeni sürüm 15 Temmuz'da yayınlanacaktı. Zaten herkes 15 Temmuz'u bekliyor şu anda, kaldı 14 gün. Yeni sınıf kılıç ustası, çift kılıcımı ve büyümü kullanacağım. Yani asasin geliyor arkadaşlar ve asasinle birlikte ne geliyor? İsteyen karakterini istediği karaktere çevirme geliyor. Yani şöyle yapalım İlahi savaş kanıtları dur ona gelmeden göstereyim herhalde e, bakalım sunak yarışmasını aç kadim ruha meydan oku kadim tanrı ilahi ekipmanlarını topla. Acaba bireysel bir oyun mu yani ilahi savaş kanıtları İnşallah bireyseldir yani zindana bir etkinlik gelir. Çünkü zindan artık o, da, o kadar sabit ki hep aynı şeyleri oynuyoruz yani yeni yeni sevgi arttıran bir şeylerin gelmesi lazım bence. 10. uyanış. Evet arkadaşlar bu 10. uyanışı biliyorsunuz. E, Dragonstone Fantasy sayfalarında, Facebook'ta e, böyle üzerlerine bazı elbiseler giyiyorlar. Yanım böyle çok fosforlu bir tarzında bir görüntü. Herhalde bu 10. uyanışta 10 on, 10. uyanış yaptıktan sonra herhalde onları giyebileceğiz. Öyle bir şey gelecek diye düşünüyorum. Yani tahminim odur yani. E, Şimdiden şu, şu an biz 6. uyanış açtık 10. uyanışta efsanevi seviye aç dediğine göre 7, 8, 9, 10. yanlış gelecek. Valla bence çok iyi. Yani oyunun için çok çok iyi. Niçin biliyor musunuz? 6. yanlışı yaptık. Kademe 12, 13, 14, 15'ler açıldı. E tamam. Bir zevk vermiyor ki. Yani zaten onları kutsal yapmadan giymenin bir anlamı yok. E kutsal yaptığında da sıradan giymenin bir anlamı yok. Aslında herkes mükemmel yapıyor. Ama SG yükselsin, defans yükselsin diye sıradan yapıp giyenler de var. Ben de düşünüyorum şu anda. Kademe 11, Yapsam sıradan takılsam mı diye düşünüyorum ama Bir yandan da bekletiyorum Şu an kademe 9 giyiyorum mükemmel Önce kademe 10 mükemmel yapmak istiyorum Çünkü mükemmel olmadan Sıradanlar pek fazla bir Faydası olmuyor O yüzden bekletiyoruz şu anda arkadaşlar Umarım iyi olur yani Ben çünkü diğer facebook sayfalarında Görüyorum bunu paylaşanları O karakterleri 2 milyar 3 milyar sevgileri var Yabancı sunucularda mesela Amerikalılar falan ama yani üzerlerinde elbise giymişler. Mükemmel bir görüntü. Tabii biz o kadar para bağlayamayız ama genelde küçük küçük ödemeler yapıyoruz. Nihayetinde oyunun idamesini ettirebilmemiz için sınıf değiştirme. istediğin zaman sınıf değiştir. Serbest seçimli gelişme. Yani bu ne demek oluyor? İstediğin karakterden istediğin karaya, karaktere sınıf değişimi olacak. Acaba kaç defa olacak? Veya ücretli olacak mı? Muhtemelen birincisi ücretsiz olacaktır. Çünkü herkes yeni karakteri abanacak. Ben buna %100 eminim. Veyahut okçular da savaşçılara dönüş yapacak. Çünkü okçular biliyorsunuz aslında SG olarak iyi ama... savaşçılara kadar defanslı ve kuvvetli değiller. Biliyorsunuz 200 milyon SG'si olan bir savaşçı... Hemen hemen 250 milyon SG'si olan, 300 milyon SG'si olan... Bir okçuyla eşdeğer güçte. Ama bu asasinler yani bıçakçılar acaba nasıl olacak yani bir de bizim elimizde bir silah var yeni bir asasine geçtiğimiz zaman çift silah mı olacak bize bunu nasıl verecek yani bunu nasıl ayarlayacaklar acaba itemleri çünkü tamamıyla geçiş olacak biz her şeyimizi savaşçıya göre yaptık ne bileyim benim pek yapabileceğim bir şey değil yani ben öyle bıçakçıya falan merak sarmıyorum normal eski night online tarzı oyunlar oynarken bile hiçbir zaman asasin oynamadım bana zevk vermedi. Benim için en ideal karakter, en iyi ideal oyun playeri savaşçıdır arkadaşlar. Ama tanıtım amaçlı e, Assassin geldiği zaman şunu yapacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Assassin geldiği günden sonra yeni bir Assassin açacağım e, ve Assassin'i ücretsiz kasmaya devam edeceğim arkadaşlar. Yani Assassin'e herhangi bir TL ödemeyeceğim. Ama e, şuna bakacağım. Acaba karakter değiştirdiğim zaman kendi karakterime geri döndüğümde hiçbir kaybım olmazsa deneme amaçlı karakter değiştirip size asasinleri tanıtmak isterim. En azından ne işe aradığını, nasıl olduğunu görmeniz için herhalde 15 gün içinde de ben de 200 milyon SG olurum. Ama asasin olduğum zaman acaba SG'm kaç olacak mesela? Artacak mı? Şu an savaşçı için 170 milyon. Yani bulunduğum soru burada 750 milyon adam var. Ben 150 milyonum, 170 milyonum. Kötü müyüm? Yani fena değil işte. Ama artık büyülüğe falan gittiğimiz zaman en azından kafa tutar pozisyondayız. Ama en az şöyle bir 250 milyon SG olsak iş yapar bence. Neyse 15 Temmuz'u bekleyelim bakalım umarım keyif verir. Bunu bir ön izleme videosu olarak kabul edin arkadaşlar. 15 Temmuz'da güncelleme geldiği zaman gerçekten detaylı bir şekilde video paylaşacağım. Bir de şunu sormak istiyorum videoyu izleyen arkadaşlar için yeni bir karakter açıp Kasim mi? Yani sıfırdan bir karakter açıp herhangi bir ücret ödemeden günlük girip görevlerini yapıp kasayım mı? Size bu videoyu tanıtayım mı? Böyle bir talepli, talep istiyor musunuz? Böyle bir ihtiyacınız var mı? Yani herhangi bir ücret ödemeden, herhangi bir oyuna yatırım yapmadan herhangi bir karakter açıp onu kasmaya başayım mı? Başlayayım mı? Veya 15 Temmuz'u bekleyip Asasin geldiği zaman mı kasayım? Ne dersiniz? Bu soruyu da bence değerlendirin. Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Ee, umarım Umarım iyi olur bu güncelleme diye düşünüyorum. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Küçük ve e, ön özlemeli bir video diyelim. Kendinize iyi bakın. Bye.